Evet, merhaba. Son toprak grubu burcumuz Oğlak Burcu. Şimdi sıra sizin yorumunuzda. Ben biraz kartlarımı karıştırayım. Her ne kadar burç burç da yapıyor olsam bunun genel bir yorum olduğunu unutmamanızı isterim. Özel yorumlar için lilyumtarot@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi bakalım Haziran ayında Oğlak burçlarını neler bekliyormuş? Haziran ayında Oğlak burçlarını neler bekliyor? Haziran ayı Oğlak. Haziran ayında Oğlak burçlarını neler bekliyor? Evet. Başlayalım mı sevgili oğlaklar? Evet, şimdi bakalım ilk kartınız neymiş? Ay çok güzel. Değnek Prens kartı geldi. Demek ki prens boyutunda da olsa yani bunu böyle çok büyük devasa bir şey olarak hissetmedim ben ama küçük küçük böyle sizi sevindirecek mutlu haberler alabilirsiniz. Bir teklif gelebilir. Burada prensler her zaman ulak görevindedir. Belki de böyle bir adıma atma konusunda ufacık da cesarete siz sahip olabilirsiniz eylemsel açıdan. Böyle hissettim. Burada çocuğun yüzü gülüyor. Yani yüzünüzü güldürecek olan gelişmeler yaşayabilme ihtimaliniz söz konusu ve bunun da doğrudan aşkla ilgili olduğu çıktı. Zaten numarası 6. Haziran ayı na girerken aşkla ilgili bir temanın yüzünüzü güldüreceğini düşünüyorum bir konunun. Duygusal olarak sevmenin, sevilmenin duygusal bir adımla size gelinmiş olmasının keyfini çıkarabileceğiniz bir süreç olabileceğini düşünüyorum. Burada yakınlık teması, duyguların coşması teması söz konusu. Çocuklar gibi de sevineceğinizi düşünüyorum. Burada zaten kartın arka temasında bol bol sarı bir güneş enerjisi söz konusu. Güneşli günler size geliyor oğlaklar. Burada hissettiğim bir diğer temada Aşıklar kartının diğer bir anlamı karar kartıdır. Yani acaba şöyle de olabilir. Size gelip gelmeme konusunda kararsızlık yaşayan partnerleriniz var ise kesinlikle duygularına yenilip bir adım atacaklarını düşünüyorum. Bunu eyleme dökebilecekler. Ya da eğer böyle bir adım konusunda kararsızlık yaşayan sizseniz küçük küçük gelişmeler, küçük küçük adımlar atan da siz olabilirsiniz. Şimdi bakalım devamında neler var. Evet, bu kart hangi burca çıktı unuttum. Bir sürü yorum yaptım ama çıktı. İki sefer çıktı. Şimdi burada kupaların dokuzlusu kartı ile birlikte aslında duyguların son derece yoğun olduğunu söyleyebilirim ama daha çok eril taraftan yoğun duygularla size gelinmesi, size sunduğu bir şeylerin olması söz konusu. Her ne kadar da burada küçük küçük bir şey dediysem de burada aslında sunduğu şey ona onun için son derece önemli ve büyük. Çünkü burada suyu sunması sanki bir yoğun duygularıyla adım atması ve gelmesi durumu var ama yüzünde de böyle biraz şey bir ifade var. Acaba acabalar var. Yani kafası da ilk böyle tam anlamıyla bir o kararlılıkla kendinden çok emin bir şekilde değil. Biraz böyle tereddütlerle adım atması durumu var ama kesinlikle bir duygu boyutu var. Ama dediğim gibi bu siz de olabilirsiniz. Eğer beni dinleyen eril oğlak burçları var ise bu da olabilir. Değnek üçlüsü kartımız çıktı. Şimdi burada duyguların son derece temiz, son derece
düşünülmüş ve iyi kararlar alınmış olma sının ardından duygularla birlikte tabii ki burada mantık da söz konusu var. Bir adım atılması durumu söz konusu. Aslında bunun ben biraz geleceğe dönük, geleceğe yönelik olduğunu düşünüyorum. 3 aylık bir süreci de kapsayabilir. Bu Haziran'da başlayacak. Bir takım gelişmeler Haziran'da kendini gösterecek sevgili oğlaklar ama gelecek odaklı olma ihtimali çok yüksek. Çünkü burada duygular bir senteze alınmış. Zannediyorum buradaki kişi duygu dünyasını iyice bir gözden geçirmiş. Seviyor muyum, sevmiyor muyum, istiyor muyum, istemiyor muyum gibisinden ya da gelecek odaklılık konusunu düşünüyor. Bununla alakalı planları, projeleri söz konusu. Kendi duygu dünyasına inmiş olma durumu var. Ben burada karşı taraf için söylüyorum ama bu siz de olabilirsiniz. Yani burada zaman zaman kartlarda geçiş yaparken unutabiliyorum. Dediğim gibi bu doğrudan siz de olabilirsiniz. Şimdi bakalım son kartımız neymiş? Aa, Kupa Kraliçesi. Çok duygu yoğunluklu çıktı. Kupa Kraliçesi. Şimdi burada benim aklıma iki durum geldi söz konusu olan. Böyle bir adımla karşılaştıktan sonra sizin de duygularınızı harekete geçirebilecek olan, belki de duygusal olarak bir şifalanma yaşayabileceğiniz süreci de gidebilirsiniz. Ya da doğrudan size böyle bir, siz böyle bir kişiyle irtibata geçebilirsiniz. Duygularımı açmak istiyorum dediğiniz noktada. Ama benim hissettiğim şey, bu sizseniz, bu da karşınızdaki kişi ve aslında birbirinize duygusal olarak bir çekim hissetme durumunuz ve bir şeyi sunma arzunuz yüksek. Aslan Adam kartı çıktı. Şimdi bu konularla alakalı da artık duygusal konularınızda tıkanma yaşadığınız, uzun zamandan beri beklettiğiniz ve ilerleme olmayan durumlara ilişkinde artık yeni bir hayata geçmeniz ve olaylara farklı bir noktadan bakabilmeniz, duygularınızı belki de iyileştirmeniz konusu açısından önemli. Şimdi bakalım Rumi kartları neler söyleyecek Oğlak burçlarına Haziran ayı için. Çok duygu teması çıktı Oğlak burçlarına. Bakalım Rumi kartlarımız ne diyecek? Oğlak burçlarına Rumi kartları neler söyleyecek? İlk taraf için açıyorum. Minare, diğer bir adıyla yıkılan kule kartı geldi. Yalnız ben bu yıkılan kule kartını şuradaki asılan adamdaki yani ters düz olmuş adam şurada da aynı bir düşüş var. Ona çok benzettim. Bu minareden ad gibi yüzlerce binlerce insan düştü. Benim burada hissettiğim şey şu. Bu arada gene 16 sayısı. Ve Aşıklar kartının numarası da 6. Şimdi Oğlak burçları ruhsal olarak çok büyük bir yenilenme yaşayabileceğiniz Haziran ayı sizi bekliyor olabilir. 6 sayısı aynı zamanda da sevgi, aşk, şefkat ile de ilgili bir sayıdır. Ve de İkizler burcunu da temsil ediyor. 2 tane 6 teması geldiği için bunu hatırlatma gereği hissettim. Burada size belki de ters düz olabileceğiniz, şurada dedim ya yeni hayata geçme durumunuz muhtemel farklı bir noktadan bakarak duygusal iyileşme yaşayabilirsiniz. Belki de iyileştirme durumunuz söz konusu olabilir diye. Burada duygusal konularla ilişkili hiç ummadık gelişmeler yaşamanız muhtemel. Ama ben bunu kesinlikle kötü bir şey olarak hissetmedim. Yani yıkılan kule deyince her şeyin yıkılması, çökmesi, enkaz durumunun olması gibi algılamayın.
aşka düşeceksiniz bence, öyle hissediyorum ben, ya da size düşülecek birisi tarafından. Bakalım şurada ne var? Kılıçların süvarisi. Rabbin refah versin. O zaman hedefine ulaşmış olacaksın. Şurada zaten bir gelecek temasından söz etmiştim. Burada bir eril enerjiye gitti bu mesaj. Tereddütlü olduğunu söylemiştim. Duygularını açıp açmamak ya da bir şeyi sunup sunmamak konusunda tereddütü var. Çünkü aynı tatmin ediciliği karşı taraftan görememe korkusu da söz konusu olabilir, ama burada refahlık, ferahlık enerjisi ile hedefinize ilerleyin. Mutluluk olacak mesajı geldi Rumilerden. Şu kısma bakalım. Asaların beşlisi. Gürzünü kullan, egonu parçalara ayır. Ha, burada bir duygularınızı gösterememe sebebiniz ego ise, ya da size gösterilmeme sebebinin ego olduğunu da keşfedebilirsiniz burada, ama burada bir değişim dönüşüm enerjisi de söz konusu tabii ki. Ama asaların beşlisi kartıyla birlikte daha çok karşınızdaki insanla uzlaşmakta problem yaşadığınızı söyleyebilirim. Belki de bir önceki aylarda zamana bıraktığınız ve askıya aldığınız durumu çözümleyebilmeniz, bu sefer biraz daha duygularınızı göstermeniz, egonuzu geri planda tutmanız, hatta geri planda bile tutmak değil, parçalara ayırmaktan söz ediyor burada. Ancak o şekilde bir doğru iletişim ve uzlaşma olabilecek diyor sevgili Oğlak burçları. Şimdi bakalım Haziran ayı için baş melek Mikail'in size sunduğu mesajlar ve de sizin duanız neymiş? Oğlak burçları Haziran ayı. Oğlaklar Haziran ayı için. Oğlak burçları Haziran ayı. Oğlaklar Haziran ayı. Evet. Şöyle yaptık. Benim bu seçtiğim kartların her birisine ayrı soru yöneltebilirsiniz ya da herhangi birisini seçebilirsiniz. Karar size kalmış. Sonuçta bu bir genel açılım. Genele hitap etmesi açısından bütün mesajları okuyacağım ben şimdi size. Evet, başlıyorum. İlk kartımız bakalım neymiş? Tanrı iş başında. Ha. Mesajı okumadan buradaki gelişen olayların aslında sizin hayrınıza olduğunu söylemekle başlamak istiyorum. Sevgili Tanrım, bu durumu serbest bırakabilmem için, yani egomu bence öyle, bana yardım et. İlahi bilgelik ve sonsuz sevginin bu durumla ilgili herkesi ve her şeyi çözümlemek için iş başında olduğuna inanmama ve güvenmeme yardım et. Hemen şuradaki kartlara yönelmek için çok hızlı bir şekilde okudum son cümleyi, ama bakın şurada ilahi bilgelik ve sonsuz sevginin bu durumla ilgili herkesi ve her şeyi çözümlemek için, bu sefer duygularınızı göz ardı etmeden ilerlemeniz, egosal, egosantrik yaklaşımlardan uzak durmanız sizden istendi. Evet. Merak etmeyin. Şimdi ikinci kartı açtım. Bu kart hiçbir burca gelmedi. Su gruplarının videosunu daha çekmemiş olsam da bu kart Oğlak burçlarına geldi sadece. Ebedi aşk. Beni çevreleyen tüm sevgiyi idrak etmeme yardım et. Ben de böylece sevgiyi alırken, verirken, ifade ederken kendimi güvende hissedebilirim. Benim yaptığım yorumla ne kadar uyuştuğunu umarım siz de fark etmişsinizdir. Karşılıklı olarak birbirinize duygu sunmanız, alırken vermeyi de bilmeniz. İşte o şöyle bir şeyler yapmıştı, dolayısıyla sevgimi gösterme konusunda biraz cimrilikte bulunmak istiyorum gibi bir yaklaşımda olmamanız gerekiyor.
Sevgiyle çevrelenirken aynı zamanda da sevgiyle çevrelemeyi de öğrenmeniz gerekiyor ki ebedi aşk olabilsin. Bakalım. Ay, bir mutlu oldum. Şimdi bakalım üçüncü kartınız neymiş? Bu sizin yaşam amacınızdır. Ha. Baş melek Mikail. Şöyle tutayım. Elim bir tuhaf oldu. Yaşam amacımın detaylarını biliyorsun. Senden bu hedefler doğrultusunda yönlenmeme yardım etmeni istiyorum. Lütfen eylemlerime açıkça rehberlik yap ki harika ve anlamlı kariyerim için tümüyle en iyi adımları atabileyim. Burada bir kariyere yönlendirdi ama yaşam amacınız bir aşk da olabilir tabii ki. Kariyeriniz doğrultusunda. Belki de şu değnek üçlüsü kartı duygusal konularla bir duygusal konuları mercek altına almanın ötesinde kariyer konusunda belki de bir gelecek şekillendirme durumunuz için de yönlendirmiş olabilir sizi. Yaşam amacınızla ilgili bir hedef belirlemek ve o hedefe gitmeniz konusunda da sizi yönlendiriyor kart. Evet, şunu şuraya koyalım. Şimdi bakalım Haziran ayı için Oğlak burçlarının yol haritası neymiş? Bunları hiç buradan kaldırasım gelmedi ama tabii ki de çalışma alanımı şey yapmak açısından, boşaltmak açısından mecburen kaldırmak durumundayım. Şimdi Haziran ayında Oğlak burçlarının yol haritası. Oğlak burçları. Oğlaklar. Kartlarınızı karıştırdım. Oğlak burçlarının bakalım ikisi de gelsin. Oğlak burçları. Bunları desteklemek için kehanet kartlarını kullanıyorum. Oğlak burçlarına. Kehanet kartları neler diyecek bakalım. Bakalım ilk yol haritanız neymiş? Ay bir boğazımda düğüm oluştu. Aynı şey başaklarda da olmuştu. Burada üzüntüyü kucaklamakla ilgili bir durum söz konusu ama ben bu karta baktığım zaman evet biraz böyle kendi içine kapanmış biraz üzüntüsünü kabullenmiş ve bu doğrultuda artık bir ışık keşfetmiş kimse de gördüm. Yani ilk aşamada belki de size ilk çıkan tarot kartıyla birlikte şurada aniden gelişen bir olayın sizin hayrınıza olacağını çok keşfedememiş, fark edememiş olsanız da ya da geçmiş korkularınız böyle bir üzüntüye sebebiyet veriyorsa ve karar almanızı engelliyorsa burada aslında üzüntüden de bir fırsat doğabileceğini bilin. Çünkü şurada kocaman parlayan bir ay var aslında. Gidişat olarak kendinize sarılmanız ve oradan elde edebileceğiniz bir ışık ve bilgelik olacağı hissiyatındayım. Evet. Şimdi bakın bunun aslında böyle bir şeyin sizi çok daha fazla yükselten bir yere doğru götüreceğini söyleyebilirim. Artık daha açık, daha yükselmiş hissedeceksiniz ve şurada artık büzülmekten İki büklüm olmuş enerjiniz için artık tamamen ayağa kalkıp kendinizi güçlü ve özgür hissedebileceğiniz bir noktaya doğru gidiyorsunuz ve dönüşüm tamamlandı diyor burada. Bakayım ne var? Kelebek mi bu? Kelebek, evet. Dönüşüm tamamlanacak. Her şey daha net, daha parlak, daha açık bir şekilde olacak. Buradaki açıklığı yeniden sevgi tarafına götürmek istiyorum. Şurada kendimi güvende hissedebilirim. Alırken verirken, sevgimi ifade ederken. Burada sevginizi ifade edememenin getirdiği bir üzüntü içerisinde de olabilirsiniz ya da size ifade edilmediğini düşündüğünüz. Dolayısıyla her iki şekilde de bu gerçekleştiği zaman
Böyle mutlu olacaksınız, ayağa kalkabileceksiniz diyor. Evet. Ah, şey, burada ah iyileştirmek. Nasıl çevirebilirim bunu? Sizin canınızı acıtan durumların iyileşmesi durumu söz konusu burada. Burada biraz farklı yazılmış İngilizce'de ama böyle sizin böyle yaralarınıza dokunduğunuz zaman böyle ah sesi çıkarıyorsanız eğer bu benim bam telim, bu benim işte en zayıf noktam dediğiniz noktalarda iyileşme yaşayacağınızı söyleyebilirim. Ve bu bir eril ya da dişil, üstünde melek de var. Şimdi bunu iki türlü yorumlamak istiyorum. Elinde bir çiçek var. Burada size bir geliş var. Bu gelişle birlikte iyileşeceksiniz sanki. Güzel bir dokunuş olacak bu. Bakalım kehanet kartları nasıl destekliyor bunu. Ama gidişat güzel sevgili oğlaklar. Bakalım. Aa, oğlaklar. Benim şu an aklıma bin bir türlü şey geldi bununla birlikte. Birincisi, şimdi siz buzdağının görünen kısmını görüyorsunuz. İkisindeki buz temasına bir bakar mısınız? Aynı renk. Belki de size gösterilmeyen, size yeterince sunulmayan o batık kısmı, size verilmeyen sevgi olabilir, fark edemediğiniz nokta olabilir. Ya da doğrudan sizin kendi sevginiz ve düşüncelerinizi ifade eden bir durumu olur. Karşınızda bir buzdağı görüyor olabilirsiniz, bu yüzden üzülüyor olabilirsiniz. Ya da siz karşı tarafa öyle de görünüyor olabilirsiniz. Burada göremediğiniz bazı noktalar var. Üzüntüye saplanmışsınız. Şuradaki belki de yıkılan kulenin sizi ruhsal anlamda değiştirip dönüştürmesini olumlu pencereden değil olumsuz taraftan bakıyorsunuz ama görünmeyenin ardında o kadar güzel ve büyük bir şey bekliyor ki aslında. Bunun belki de ebedi aşk olduğunu ilerleyen tarafta anlayacaksınız. Bakalım bu neymiş? Bakın. Ve bunu anlıyorsunuz. Haziran'ın artık ortalarına ve sonlarına doğru olduğunu düşünüyorum. 24 Haziran diye isim geldi, bilemedim. Ayağa kalkıp özgürleşmek, kendi gücünüzü fark etmek, oh be demek, kutlama enerjisi, dans etmeniz. Artık diyecek hiçbir şey yok. Ve heal, iyileşmek. Ve yağmur arınma kartı. Bütün kötü etkilerden, bütün acılardan, size artık yarar sağlamayan, hizmet etmeyen durumlardan, belki de sizi yaralayan durumlardan arınıyorsunuz. Temizlik. Bitti gitti her şey. Çok güzel. Harika. Oğlak burçları. Belki de ben bunu bir sevgiyle arınmak olarak düşünüyorum ama diğer kartlara da bir bakalım. Başka söyleyebileceğimiz neler var temalarda? Tanrı iş başında mesajı gelmişti. Evet. Belki de yaşadığınız şeyler arınabilmeniz için gerekliydi. Şimdi kadınsal bilgelik mesajlarınızı veriyorum. Kadınsal bilgelik diyorum ama beni izleyen eril oğlak burçları var ise de buradaki bütün karakterler tanrıçı olduğundan dolayı siz de gerekli mesajları kadınlardan ya da bizzat benden alabilirsiniz. Bakalım. Şu temalarda çok rahatladım ben bilemiyorum ama umarım siz oğlak burçları da rahatlarsınız. Şimdi oğlak burçlarına verilen kadınsal bilgelik. Galatya üçgen geldi.
Bu üçgen, üçgen, aşk üçgeni, düşünce üçgeni. Üç şeyle birden haşır neşir olmak. Duygularda belki de kaybolmak. Değişik değişik anlamlar geliyor aklıma ama ben bunun asıl mitolojik şeyine bir kılavuzdan bakmak istiyorum. Hemen. Kısa bir süre sizi bekleteceğim. Duygusal karmaşa yaşıyor olabilirsiniz. Bana hissettirdiği durum bu. Bakalım. Bu kartın kılavuzdaki anlamı, mesajı daha doğrusu bilgelik mesajı doğuştan beri üçgensel ilişkilerde buluruz kendimizi ama bu ilişkileri bilinçli bir farkındalıkla ele almamız gerektiğini unutmamalıyız. Üçgensel ilişkiler. Burada üçgensel ilişkiler deyince aklınıza üç kişilik ilişki gelmesin sakın sakın. Burada duygu mu, mantık mı, işte kıskançlık mı, takıntı mı, öfke mi, böyle bir üçgenden söz ediyorum. Anladınız mı? Dolayısıyla bunu dengeleyebilmeniz, sevgi tarafında kalmanız gerekiyor. Üç canlı çatışmalardan söz ediyor. Burada. Ve gene bir bol bol su teması olduğu için ben sizin duygusal konulara çok fazla bir duygunun içine ve derinliğine düşünce şuradaki batık teması gibi kendinizi sanki batacak gibi hissettiğinizden korkuyor da olabilirsiniz. Bilemedim, öyle bir hissiyat da geldi şu an. Ama öyle bir şey yok. Hepsini dengelemeniz öneriliyor. Tamam mı sevgili oğlaklar? Haziran ayı için yorumunuz bu şekildeydi sizin de. Görüşmek üzere.